Peki. Hemen Abdullah Tolu'ya Tabii. izninle Hakan abicim dönelim. Abdullah günaydın, hoş geldin. Günaydın Barış Bey. Günaydın Hakan Bey. Geçmiş olsun. Günaydın. Eyvallah üstadım. Evet. Sizsiniz. Böyle günlerde takviye destekleri hemen göreve davet ediyoruz. Sağ olsun Abdullah Tolu kırmadı bizi. Bizim devir baş sayılır Abdullah Bey. Evet, kesinlikle. Şimdi bu vergi mesela dün bizim için diyelim sürpriz ama böyle bir düzenleme geçmiş 2023'te. Haberimiz yok, unutmuşuz ya da bir anda baktık efendim geliverdi akaryakıta. Alkol tarafında da benzer bir zam mı geldi? Onu bir sormak istiyorum. Bu ikisini bir hızlıca değerlendirmenizi rica edeyim. Buyurun. Şimdi Temmuz ayında, geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan bir torba yasayla zaten bu sigara ve alkolde vardı ama akaryakıtta da son 6 aylık üfedeki değişim oranına göre ÖTV güncellemesi, otomatik ÖTV artışı yasaya girdi. O zaman da aslında bizim programda bunu gündeme getirmiştik. Hatta litrede 7 lira ile 15 lira arasında bile değişen oranlarda ÖTV zammı gelebileceğini belirtmiştik. Nitekim o tarihte de ilk zam bir gelmişti 6-7 lira civarında. Şu anda da otomatik bir ÖTV artışı yapıldı akaryakıtta. Yaklaşık %25,21 oranında ÖTV tutarlarında artış oldu. Bu da litreye benzinde 2,31 lira, akaryakıtta motorinde 2,17 lira gibi bir rakamla yansıdı. Alkolde de bununla ilgili bir beklenti var, otomatik ÖTV artışı ile ilgili. Ama çok enteresan, sigarada bu otomatik ÖTV artışı olmadı ama ÖTV tutarında bir düşüş yapıldı. Herkes de herhalde yerel seçim sonrasına kadar bu sigara tiryakilerini sevindiren bir karar şeklinde bunu değerlendirdi. Alkolde de öyle bir artış bekliyoruz. ÖTV'ler, KDV'ler, Abdullah Tolu, cahilliğime sabit değil midir? ÖTV'nin zammı nedir? Yani ben bunu biraz anlamakta zorlanıyorum. Şimdi şöyle, hani siyasal iktidarlar bu halkın yoğun ve yaygın kullanımından konu olduğu için bu ürünler ÖTV ve KDV tabi olanlar, özellikle ÖTV açısından söylersek, devamlı ÖTV'de bir artışa gittiğiniz zaman sıkıntı oluyor. Kamuoyunda da tepkiyle karşılanıyor. Bunu önlemek için böyle bir orta yol bulundu. 6 ayda bir otomatik bir artış alıyor. Zaten herkes de bunu benimsedi. Nasıl olsa 6 ayda bir, eğer olağanüstü bir durum olmazsa ÖTV'de otomatik bir artış olacak, güncelleme yapılacak diye bekliyor. Bu tamamen tepkileri dindirmek amacıyla bulunmuş orta yol çözümü diyebiliriz. KDV, ÖTV göre biraz daha farklı. Tabii KDV oranlarında mutlaka bir Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor. Zaten 2023'ün son 3 aylık döneminde de KDV oranlarında da hatırlarsanız ikişer puanlık bir artış yapıldı. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı açıklamalarında KDV'de, ÖTV'de bir artış, ÖTV'de bir artış olmayacağını, yeni bir artış olmayacağını belirtti ama bunlar zaten yeni bir artış değil. Mesela ÖTV'deki 6 ayda bir zaten yapıldığı için bunun dışında en azından yerel seçimler sonrasına kadar KDV'de ve ÖTV'de de bir artış yapılması düşünülmüyor. Ancak Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın kamuoyuna ara sıra böyle yaptığı açıklamalarda hani vergi sistemini biraz değiştireceğiz, dolaysız vergiler yükünü artıracağız, dolaylı vergiler içindeki payını düşüreceğiz şeklinde açıklamaları var. Buna yönelik bütün çalışmalar zaten Nisan ayı ve sonrasını, yani yerel seçimler ve sonrasını işaret ediyor. Yerel seçimler sonrasında vergiyle ilgili çok ciddi bir düzenlemeler bekliyoruz. Özellikle istisna ve muafiyetlerin daraltılacağı konusunda yüksek sesle söylenen söylemler var. Gerçekten vergi kanunlarının içerisinde çok sayıda vergi istisna ve muafiyeti var. Bu da zaten Merkez Yönetim Bütçesi'nde de rakam belli, 2 trilyon lira civarında ciddi bir vergi harcaması, vergi maliyetine neden oluyor. Şimdi rahmetli Şükrü Kızıl Hocam'ın bir laf vardı, kümesteki kazlar diye. Herhangi bir şey olduğu zaman hep kümesteki kazlardan değil de biraz da serbest gezen kazlardan bir şeylerin alınması gerekiyor. Yani Nisan ayından sonra özellikle bu kayıt dışında üzerine ciddi şekilde
gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilebilmesi için vergi kanunlarının güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde yeniden bir kaleme alınması lazım. Güçlü bir gelir idaresi lazım. Güçlü bir vergi denetim kurulu lazım. Güçlü bir siyasi irade lazım. Bunları yaparsak ancak bu kayıt dışılıkla mücadele edebiliriz. Yoksa mevcut vergi mükelleflerinin vergi yükünü ya da halkın kamuoyunun sıklıkla karşılaştığı vergi oranlarını artırarak bu işi artık yapamayacağımızı anladık. Herkes de anladı. Bize yeni vergi kaynakları lazım. Bunun en büyük kaynağı da şu anda baktığımızda kayıt dışı ekonomi gibi gözüküyor. Çünkü önümüzdeki süreçte kayıt dışı ile ekonominle mücadelede sadece gelirin takibi değil. Mesela vergi sistemimiz hep dikkat edin gelirin vergilendirilmesine dönük bir düzenlemeler içeri. Artık harcamaların da bir takip edilmesi lazım. Yani nereden buldun değil de nasıl harcadığının sorulması gerekiyor. Şu anda özellikle bu sosyal fenomenler üzerinden bu tür bir operasyon yapılıyor. Sosyal medya fenomenleri çağrılıyor. Çok ciddi harcamaları var ve bunu nasıl elde ettikleri soruluyor. Onun dışında maliye şu anda sosyal medyadan 50 bin lira ve üzerinde gelir elde edip o basit bir vergilendirme usulü dediğimiz usul var. Bankaya hesap açtık %15 stopajla vergilenen. O şekilde beyan etmeyen herkesi tespit etmiş bulunuyor. Bunun içerisinde astrologlar var, falcılar var, işte yemek tarifi verenler, her şey var. Bu yani oradan gelir elde eden rakamlar da belli. Şimdi bunların tamamı vergi dairelerine çağrılıyor. Onlar uyarılıyor ki tespit edilen gelirler zaten resmi banka hesaplarını yaptığı için mesela YouTube olsun, Google olsun buralardan tamamen yasal olarak yatırılıyor. Evet. Bunlara uyarılıyor. Gönüllü vergi uyumu çerçevesinde bunu beyan ediyor. Beyan etmeyenler de incelemeye gönderiliyor. Bu doğru mu? Aslında doğru. Yani gelir elde eden herkesin bir şekilde vergi vermesi Doğru. gerekiyor. Ama yani çok özür dilerim. Yani bana hakikaten laf düşmez. Sizin yanınızda Hakan abi. Yani sosyal medyadan işte 50 bin, 100 bin, 30 bin, 40 bin. Bu daha ufaklar için söylüyorum. O büyük fenomenler için söylemiyorum. Ya bunların Evet. peşine düşmekle aman onlardan vergi toplayacağım. Daha büyük balıklar var. Yani daha büyük kazlar var. Bu kazların peşine düşüp onları kümese sokabilirsek serbest gezen kazları, serbest gezen tavukları onlar daha değerli. Onların yumurtaları da daha değerli. Evet. Oradan yoksa işte Ayşe teyze yemek tarifi vermiş. Oradan işte 3-5 bin lira efendim Evet. gelir elde etmiş de gel onu vergilendirelim. Yani daha büyük çok neler var Şey var yani ya siz Barış daha Bey. iyi bilirsiniz. Evet, İşte vergi kamuoyu istisnalar hassasiyeti var. diyorsunuz. Biraz evet kamuoyu hassasiyetine bakılıyor burada. Dün dikkat edersiniz Gelir Dairesi Başkanlığı vergi rekortmenleri listesini açıkladı. Evet. Gelir vergisi mükelleflerine bakıyorsunuz. Ticari faaliyette uğraşan hemen hemen yok gibi. Hepsi menkul sermaye yerlerdi. Kâr payı falan elde edenler beyan ediyor dikkat edersen. Şirketlere bakıyorsunuz. Bir iki tanesi hariç bankacılık sektörü. Ağırlıklı olarak bankalar. Bunun içerisinde çok fazla reel sektörden firmalar da yok. İşte bunun en büyük nedenlerinden birisi vergi kanunlarında özellikle son 20 yıl içerisinde artarak devam eden vergi istisna ve muafiyetleri. Bunların artık ortaya konulup gerçekten ekonomimize, ülkemize fayda sağlamayanlarının ayıklanması ve kanunlardan çıkarılması lazım. 2 trilyon çok ciddi bir rakam. Hatırlarsanız depremin maliyetini bile karşılamak için 200 milyar liralık bir ek vergi söz konusu oldu, getirildi. Evet. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içerisinde. O bile neredeyse tamamı, buna yakın bir kısmı davalık oldu. Bir tarafta 2 trilyon liralık bir gönüllü vazgeçme var. Bir tarafta 200 milyarlık zorla alma girişimleri ve gayret var. Yani artık bunları biraz normalleştirmek lazım. Peki. Vergiyi almayı bile normalleştirmek gerekiyor. Çok teşekkürler Abdullah Tolu. Hakikaten 2024'te de bolca konuşacağız anlaşılan Evet. sizinle. Özellikle enflasyon muhasebesini üstadla mutlaka Evet. konuşalım. Orada bir fırtına var. Bu Peki.
Onu konuşalım. Reel sektörde Barış Bey, reel sektörde enflasyon düzeltmesiyle ilgili gerçekten çok ciddi bir tepki var. Reel sektör bu yıl boyunca, onu ayrı 2023 bir, yılı boyunca. Onu ayrı bir istersen Abdullah Dolu, daha geniş bir zamanda uzun uzun konuşalım, olur mu? Diler misin? Tabii olur, tabii tabii. Ama reel sektörün bu konuya çok hassas yaklaştığını ve büyük bir tepki gösterdiğini buradan özellikle belirtmek istiyorum. Peki. Bu konunun yeniden masaya konulması gerekiyor. Peki. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Abdullah Dolu bizleydi. Anket